Necdet Hocam, peki ekranları başındaki izleyenlerimize sağlıklı yaşam reçetesi istesek sizden ne önerirsiniz? Şimdi günde en az 6 saat, 7 saat uyumamız lazım. Sigara kesinlikle içmememiz lazım. Sabahleyin idealini söylüyorum. Aç karnına 20 dakika yürüyüş yapıp, gelip duş alıp, ondan sonra kahvaltı muhakkak yapmamız lazım. Ara öğünlerimizi yapabiliriz. Öğlen yemeğini günde 3 kere yemek yememiz şart. Daha ziyade ben hastalara pratik olarak diyorum ki tadı güzel olan hiçbir şey yemeyin. Çünkü onların hepsinin kolesterolü yüksek, yağı yüksek, kalorisi yüksek. Mesela baklava, börek, işte çikolata bunları yediğimiz zaman hakikaten tadı çok güzel ama kalorileri yüksek olduğu için ileriye dönük organlarımıza zarar veriyoruz. Damar sebepleri artıyor. Şekere davetiye çıkarıyoruz. İşte çocuklar için bu fast food yemekler çok önemli. İşte çocuk istiyor diye götürülüyor. Onları yapmamamız lazım. Akdeniz diyeti dediğimiz zeytinyağlı şeyleri yağ yerine zeytinyağı kullanmamız ve bol sebze tüketmemiz. Mümkünse balık tüketmemiz ama tabii balık bulmak da maalesef seni zor. Ama gene de en azından hamsi yediriz. Yani balık. Her şeyin bir formülü var. Evet. Tavuk yersek derisini mümkünse yemeyelim. Eti de mümkün olduğu kadar yaz yememiz lazım. Ve mevsiminde tüketmemiz gereken tabii gıdalarınız var hocam. Yani şimdi doğal olarak gıda bahsederseniz her şeyi mevsiminde yemek evet lazım ama doğalı bulursanız tabii ki en ideali o. Doğal beslenme. Biz eskiden domatesi 3 ay buluyorduk. Şimdi 12 ay var. Onun için o konuda fazla yorum yapamayacağım. Ama en ideali hangi mevsimin meyvasıysa, sebzesiyse o mevsimde yemek. Evet. Peki sıvı tüketimi nasıl olmalı hocam? Nasıl? Sıvı tüketimi. Sıvı en az 1,5 litre su içmemiz lazım. 6 bardak. Günlük ihtiyacımız mutlaka sıvı kesinlikle tüketimine 6 bardak su içeceğiz. Suyu unutmayacağız. Su çünkü çok önemli. Yani en güzel ilaçlardan biri su. Evet. Tuz önemli. Tabii tuzu mümkün olduğu kadar az kullanmak lazım. Sağlamsanız bile mümkün olduğu kadar az. Evet, organlarımıza diyoruz ya, organ nakli diyoruz ama organlarımıza nakledilmesi için de sağlıklı olması gerekiyor. Tabii onları da yormamamız lazım. Tuzu alınca böbrek zorlanıyor, kalp zorlanıyor. Evet. Yağlı yiyince pankreas zorlanıyor, sinin salınımları aksıyor şekerli yiyince. Onları da korumamız lazım. Evet, organlarımızı bağışlayacaksak sağlıklı organlar bağışlayalım. Sağlıklı kalmamız lazım. Ve sağlıklı organların bağışlanması için de sağlıklı bir reçeteyle de hayatımızı devam ettirmemiz gerekiyor. Sabah sporumuz dediniz, kahvaltımız. Kahvaltı muhakkak yapmak lazım. Ama maalesef hocam biz kahve tüketimi olsun, sigara tüketimi olsun, hani nerede böyle zararlı olan maalesef, her şey var maalesef hayatımıza. Ama öyle yine yavaş yavaş böyle halkımızı bilinçlendirip doğru yola dönmemiz gerekiyor. Evet, sizler sayesinde de bu tarz güzel programlar sayesinde de vatandaşımızı tabii bilinçlendiriyoruz. Dinleyicilerimizin yani bunlardan şey alması lazım. Ve yürüyüş dediniz hocam çok önemli. Yürüyüş 20 dakika ama mesela koşu falan tavsiye etmiyoruz. Mesela şeyi örneğe vereyim, eve geliyor, efor aletleri alınıyor falan. Evet. Bunların ben kesinlikle karşısındayım çünkü sonunda çamaşır ısırıyor. Hiç kimse bunu devam etmiyor yani. Sporu 3 gün, 5 gün, 10 gün yapıyor. Sonra bırakıyor, aldığı aletler yani boşu boşuna gidiyor. Onun çok için yürüyüş yapsınlar. Dışarıda açık olur. Ve hayatı eğlenceli hale getirsinler. Tabii yani, zihniniz de dağılır. Evet. Yani daha rahat düşünürsünüz, daha iyi spor yapmış olursunuz. Yani her şeye dikkat edin. Tabii, her şeye ölçüsünüz. Kaliteli yaşayacağız. İşte spor yapacağız, uykumuzu alacağız. Çay, kahve çok tüketmeyeceğiz, sigara kesin içmeyeceğiz. Hem organlarımızı koruyacağız hem kendimizi hem koruyacağız. Hem de ileride başkasına da faydalı. Evet, organlarımızla da hayat bulan mutlaka bir hasta vardır. Mutlaka bir hasta vardır. Ona da umut olmak için kendimize bakalım. Tabii. Organlarımızı da bağışlayalım. Hepimizin bakması lazım, hepimiz de bağışlayalım. Hocam son olarak neler söylemek istersiniz? Yani 3-9 Kasım haftası hepimize kutlu olsun diyelim. Evet.
halkımıza tavsiyemiz, yani mümkün olduğu kadar organ nakmini desteklemeler. Ve organ nakil merkezlerini öğrenip onlardan kaydını yaptırmalarını tavsiye ederim.